geldin. Oh, yine böyle başlıyoruz. Oh, benim canım. Önce tombiş oğlum üstten. Günaydın anneciğim. Pamuk Prens. Oy kuzum, günaydın. Günaydın şişkocuğum, günaydın. Minik parmak, sen ne yapıyorsun? Onun da anneannesi üstünü giydiriyor. Hoş yerim seni, sana da günaydın. Allah'ım. Allah'ım, ben bu kıtlık zamanı nasıl bir çocuktum. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz daha iyiyim. Muhtemelen 2-3 gün sonra korseyi taktıktan sonra daha iyi olacağım. Çünkü doktorum 10 günün sonuna takabilirsin dedi bana. Doktorum ne dediyse ben ona uyuyorum. Demir için de, kendim için de aynı şekilde. Zaten biz çocuk doktorumuzla hani 5 senedir birlikte olduğumuz için ata konusunda, atanın doktoru olarak 5 senedir o ilgileniyor bizimle. Yani o ne derse ben onu yapıyorum. Kadın doğum doktorum da aynı şekilde. Yılların doktoru, Antalya'nın en iyi doktoru. Çocuk doktorumuz da aynı şekilde arkadaşlar. Tabii ki güzel annelerimin de buradan tavsiyelerini dinliyorum. Ama onun dışında doktorumuz tabii ki öncelikli sırada geliyor. Şimdi biz bugün Tarık'la birlikte işlerimizi halletmeye gideceğiz. Demir'i emzirdim. Muhtemelen bir 2-3 saatimiz var. İşte atanın mahkemesiyle alakalı işlerimiz var, onları halledeceğiz. Öğleden sonra tekrar git gel yapacağım yani. Emzireceğim, çıkacağım, emzireceğim, çıkacağım. Şimdi de alelacele çıkmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben kuaförden çıktım. Kuaföre gideceğimi söylediğimi bilmiyorum ama gittim hemen, kaşlarımı falan aldırdım bir. Şöyle bir fön çektirdim, rahatladım, kendime geldim. Tırnaklarımı da hemen hallettim. 1,5 saat içerisinde bütün işlemlerim bitti. Anne olunca böyle süreyi çok güzel bir şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. İşte bebeği emziriyoruz, zaten 2 saat duruyor. Orada da işlemlerimizi hallediyoruz. Bugün de atanın davasıyla alakalı işte avukatımızla görüşmeye gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar, böyle gelişmelerden haberdar edeceğim sizi. Ama güzel şeyler olacak gibi. İnşallah bu da birçok aileye, bizim gibi çocuğunun hakkını savunan birçok aileye yardımcı olur diye düşünüyorum. Tüm süreci sizlere anlatacağız. Evet, gidiyoruz şimdi. Tarık birazcık şey duruyor burada. Agresif gibi duruyor arkadaşlar ama trafikte direkt yola bak diyorum, kamerayla ilgilenme diyorum, Allah korusun. O yüzden yani. Evet, biz eve geldik. Gelir gelmez bizi bu zarf karşıladı arkadaşlar. Demir'imizin kimliği geldi. Tarık ilk günden ilk hallettiği işlerden bir tanesi Demir'in kimliği için başvuru yapmaktı. Tarık'ta birlikte açalım istedim. Atan'ınkini de birlikte açmıştık, kuzumuzu. Ay çok heyecanlıyım ya. 4. üyemizin kimliği geldi. Biraz kendisi uyuyor olsa da şu anda. Evet. Allah! Ya annesi Ceylan, babası Tarık. Nereyi kapatmam gerekiyor herhalde? Hiçbir yere kapatmana gerek. Hadi bakalım. Babanın şey cüzdanına bir kimlik daha girdi. Atan'ınki de onda. Demir'inki de onda. Hayırlı olsun. Cüzdana koyayım ben bunu. Evet. Eve geldik. Şimdi bir şeyler aldık. Annemlerin de karnı acıkmış. Bizim de karnımız acıktı. Avukat işlerimizin hepsini hallettik. Çok şükür hiçbir işimiz kalmadı orada. İçimiz de rahatladı. Benim de gidip gelmeme gerek kalmadı. Çünkü durumumu biliyorlar. Yeni doğum yaptığımı biliyorlar. Kuru yemişçiye gittik. Süt yapıcı bir şeyler aldım. Şu anlık süt normal düzeyde geliyor. Ama şöyle, Demir'in beslenmesi birazcık zor oluyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla yemek yemek istiyor. Bir de hastalık sürecinde olduğum için şimdi ister istemez sütte azalma olabilir dedi doktorum. Eğer hani süt gelmezse, daha da eksilirse vesaire, hani bu hastalık süreci geçtikten sonra bakacağız dedi. Bir medikal tedavi uygulayacak bana duruma göre. Ama dediğim gibi bununla alakalı sadece ben doktorumla görüşüyorum. Çok da hani bu emzirmek, emzirmemek konusuyla alakalı bir yorum ya da bir paylaşım yapmıyorum. Fark ediyorsunuzdur zaten. Yani ben şu çocuğu şırıngayla besliyorum 4,5 senedir. Benim için emzirmek, emzirmemek hiçbir şekilde önemli değil. Önemli olan çocuğumun karnının doyması. O yüzden bununla alakalı yorum görmeye de dayanamıyorum. Beni sakın yanlış anlamayın. Sadece kendi açımdan, psikolojik açıdan
Onun beslenmesi, doyması benim için yeterli oluyor. Keşke ata da mamayla beslenseydi. Keşke ağzından bir damla hani en azından mama alabilseydi ki hiçbir şeye gerek kalmasaydı. Hani yok anne sütümü aldı, mamamı aldı, şunu ye, bunu ye bilmem ne falan. Hani bunlar beni çok geriyor, yıpratıyor. Doyması benim için yeterli. Hiç kafaya takmıyorum çünkü. Hani gidişatta da şu şekilde ilerliyorum. Psikolojimi bozmayacak şekilde ilerliyorum. Çünkü bunlar bile inanın anneye stres yapıyor. Hasta bir çocuk bakıyorsunuz. Yanında sağlıklı gelişen bir çocuk daha var. İkisinin arasındaki o ayırdımı daha yeni yeni yapmaya çalışıyorum, yetmeye çalışıyorum. Yeni de doğum yaptım takdir edersiniz ki. Daha sonrasında hani tabii kullandığımız bazı medikal tedaviler var. Hani doktorumun önerdiği şeyler var. Onları sizinle tabii ki paylaşacağım ama hani bu atanın bakımı gibi bir şey değil arkadaşlar. Yani farkındalık yaratmak değil. Sağlıklı çocuğu herkes doğurabilir. Yani dünyaya getirebilir, bakabilir, besleyebilir. Atanınki bir farkındalıktı. Ama bununla alakalı yok. Sen emzirdin, emzirmedin vesaire. Annelerin böyle ayrıştırılmasını istemiyorum. Sadece benim görüşüm, benim kararım bu. Beni takip eden takipçilerim de bu şekilde düşünecektir eminim ki beni gerçekten hani anlayan, beni gerçekten bilen takipçilerim bunu az çok anlayacaktır ve ayırdımını da yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi akşam yemeği hazırlığımız olacak. Yine süt yapan bir şeyler aldık. Onları yiyeceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım, sonra bebeği emzirmem gerekiyor. Annemi biraz ikisi birlikte zorlamıştır çünkü. Artık akşama kadar Demir'le ilgilenmem gerekiyor. Kapattım şu an kendimi. Evet arkadaşlar, şimdi akşam saati geldi. Demir'i emzirdim. Atanın yanına geldim. Ataya kupa masajı yapacağım. Hava birazcık karanlık ama şuradan ışığı açabiliriz diye düşünüyorum. Katuşum yanımda, çok tıkalı. Sırtına şimdi güzel bir masaj yapacağım onun. Onu çok güzel bir şekilde rahatlatacağım. Değil mi Aluşum? Hadi başlayalım. Önce maskemi takıyorum. Ses biraz kısık gelebilir, kusura bakmayın. Ataya karşı birazcık temkinli yaklaşıyorum. Yoldan seni yerim ya. Yoldan seni yerim ya. Yanakları yanakları yerim ya. Yanakları yanakları yerim ya. Sen şişko bir patates oldun ya. Annesinin patatesi bu. Patates bu. Patatesim benim. Hadi gel bakalım. Ha şimdi sıra abi de. O yüzden bekleyecek. Değil mi? Sen de doydun de, karnın tok, sırtın pek de, yalamazlık yapıyorsun de. Şimdi öncesi var bende de, sonra sende de, size size kardeşim de. Bu çocuk etli but doğurdu bu. Etli but doğurdu bu. Mıncıra mıncıra seveceksin bunu artık. Heh. Hadi bakalım, birazcık ağır geliyor bana ata artık. Ama idare edeceğiz. Değil mi oğluşum? Of! Koç bu koç. Maşallah benim oğlumu biraz kendimi terletti. O yüzden dedim şöyle bir rahatlatayım onu. Hatta bunu da çıkartalım anneciğim. Tamam anneciğim. Ciğerlerimiz rahatlasın anneciğim. Ha, oh. Şimdi ciğerlerimiz rahatlasın. Oh. Evet, Atuşum. Arkadaşlar ben bunun eğitimini aldığım için ben kendim bilerek yapıyorum kemiklere falan. Zarar vermeden. Birazcık canını acıtabilir ama rahatlayacak sonunda. Yani can acısı bir şey değil ama irkiliyor sadece ata. Aslında irkilecek bir şey yok onun açısından ama ister istemez vücudu tepki veriyor. Değil mi kuzum? Bu arada ben ne olur mu olmaz diye maskeyle geziyorum. Biliyorsunuz ata eften tüksem benim kaptığı için muhtemelen sezaryanda ameliyathanede bir şey kapmış olabilirim. Düşmüş olabilirim.
Ondan sonra da şöyle güzel bir masaj. Hadi bakalım. Şimdi. Tamam anneciğim. Ciğerlerimiz açılsın. Son atayı bir makineye bağlayalım. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Kollarına zarar vermeden dikkat ediyorum. Sadece kaba yerlerine yapıyorum masajı. Şu an ağlaması gayet normal dediğim gibi. Tamam tamam ama sonra ne kadar teşekkür edeceksin biliyor musun annene? Hiç ağlama anneciğim, hiç ağlama. Hadi. Kemiklere. Biraz daha kilo aldı ya, artık ele geliyor. İlk videosunu izlersiniz, hacamat videosunu. Orada ne kadar zayıf olduğunu görebilirsiniz. İlk videosunda bayağı bir zayıftı. Onu izleyenler bilir. Orada 9 kilo falandı herhalde. Şu an 12-13 kilo kadar varız. Maşallah toparlandı. Bundan fazla da kilo alsın istemiyorum. Ama iyi besleniyor. Değil mi Tosunum? Değil mi Tosunum? Oh, hadi bir tane daha yapalım bitsin. Veya bu kızardı zaten bak. Burada kan dolaşımı oluyor, rahatlıyor. Bunu yaptıktan sonra da muhtemelen uyuyacak. Günaydın. Bugün evin erkencisi benim arkadaşlar. Çünkü herkesten önce uyudum. Sesim birazcık kalın geliyor olabilir size ama bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Genizim falan daha iyi. Kötü hissettiğim zamanlarda zaten kamerayı elime almamıştım. Sadece bir sesim, yani boğazımda bir sıkıntı var. Boğazla alakalı da birisi bir şey yazdı bana Instagram'dan ama şunu yap geçer falan diye. O da kafama yattı aslında. Bir ona bakacağım. Kendime humana yaptım. Birazcık bir şeyler atıştırdım. Emziren bir anne olduğum için artık dediğim gibi dikkat ediyorum. Humanamı içiyorum, çaylarımı içiyorum, bir sürü vitamin içiyorum. Hamilelikte kullandığım vitaminlere de devam ediyorum vesaire. Bu şekilde Demir içeride uyuyor. Atayı makineye bağladım tekrardan. Dün gece de bağlamıştım, bugün de bağladım. En son kupa masajı yapmıştım ona. Çok rahatladı, keyfi de çok yerinde. Pencereyi falan açtık. Ateşim rahatlasın diye. Bakın. Çok iyi maşallah. Kilo aldı ya. Dombilim. Dombilim böyle etlerini sıkacağım senin. Şu yanaklarını sıkacağım. Ay tam öpmelik ya bu. Bu yanaklardan şapşıp. Buydan öpmelik ya. Kollar. Kollar, bacaklar, abiler, ablaları bu nasıl oldu böyle ya? Bu nasıl bir şişko ya? Suyunu içiyor şimdi o. Keyfi de gayet yerinde. Maşallah de. Tutumu da kaşıdım de kıslaydı. Hadi bakalım bay bay. Annem buranın düzenini değiştirdi. Orayı göstereceğim size. Bir de burada şöyle bir gardırop var biliyorsunuz. Çamaşır odasının olduğu yerde. Alttan su gidiyormuş galiba, bir yeşil yosun gibi bir şey tutmuş. Annemle babam dün onları halletmişler. Kurutma makinesi çıkmış. Buraları halletti bayağı annem. Sineği sinekliğin arasına kıstırdın. Oğlum, gülemiyorum ya. Oğlumun üstüne geliyorsunuz. Oğluma gelmeyin. İki oğlumu da yemeye çalışıyorsunuz çünkü. Şimdi burada makyaj masam var arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz şu meleğin altındaydı. Annem onu buraya koymuş. Yatağı da şimdilik buraya koydu. Ama düzenimiz değişecek. Birlikte yapacağız. Çünkü artık benim bir aynaya ihtiyacım var. Aynanın dışında makyaj yapabileceğim bir alana ihtiyacım var. Hani video çekerken kolayca sabah kalkayım, hemen hazırlanayım. İşte Instagram çekimlerim falan filan oluyor. Onları halletmem için kendime özel bir alan yapmam lazım. Onu muhtemelen annem buradayken yaparız diye düşünüyorum. Bir ayna almaya gideceğiz. Değil mi? Benim göstereyim. Seni göstermiyorum şu an. Sadece alnını gösteriyorum. Gösterme beni. Alnın gözüküyor sadece şurası. Ha tamam. Evet, oradan söyle. Konuşabilirsin şimdi. Söyle. Ayna almaya gideceğim dedim. Beğendin mi IKEA'dakini? Güzeldi evet. Onu alabiliriz. Değil mi? Bir tane IKEA'dan ayna beğendik.
Muhtemelen onu alırız diye düşünüyorum. Birkaç ben çeşit çok var orada. Hangisi hoşumuza giderse bakalım da. Evet, aynen. Ama annem gelemezse, annem demirli ataya bakar, ben hemen gider evet, gelirim. Evet, artık bir taneydi, iki tanemiz oldu. Ama daha sonra çıkacağız tabii hep birlikte. Çocukları böyle eve hapsetmeyi düşünmüyoruz. Bir aydan sonra yavaş yavaş böyle ya, daha demirin bağışıklığı güçlenmedi. Atı daha yeni yeni toparlanıyor. O yüzden onları çok fazla dışarı çıkartmayı düşünmüyorum. Demiri çıkartıyoruz, şöyle çıkartıyoruz. Hani çocuk doktoruna gitmesi gerekiyor, kontrolleri vesaire. Ama doktor şunu da söyledi, ya eve hapsolmayın, sabahtan kalkın, bebeğinizi arabaya koyun. Şöyle bir yürüyüş yapın ama kalabalık ortamlara, AVM'dir vesaire. Evin altında park var ya, geçen gün balkonda şey düşündüm, çocuklar alalım da aşağı çay içmeye inelim. Değil mi? İnsana buradan böyle bakınca onu istiyor. Evet. Ama şey, kalabalık olmadığı sürece parka falan inebiliriz, sıkıntı yok. Kafeteryaya gidip hani açık alanda oturabiliriz. Bunların hepsini ben tek tek soruyorum doktoruma. Onunla hani istişare etmeden hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani doktorumuza güveniyorum bu konuda. Benim de ne kadar pimpirikli olduğumu biliyor. Özellikle ata konusunda. Demir zaten yeni doğan bir bebek. Hani onun zaten bağışıklığı hep düşüktü. Öyle şimdi annemle birlikte biz kahvaltı hazırlarız herhalde. En erkenci biziz. Ondan sonra da benim artık video işlerim var. Videoları almaya gideceğim. Siz belki o videoyu izlediniz. O videoyu izledikten sonra bu videoyu izliyorsunuz. Çok güzel bir video çektik arkadaşlar. Harika videolar geliyor. Ata da arkadan ara gaz veriyor. Ay çok komikti ya. Başlarım dedim sizin doğum videonuza diyor şimdi oradan. Pıtır pıtır gidiyor ya. Ben de dedim ne oluyor. Kıyamam yavrum benim. Neyse hadi. Kamera arkası çekimleri bir göstersen ne olur biliyor musun? Değil mi anne? Özellikle Ata yani sen yanarsın. Çekiyorsun ki. Ha sen de mi yanarsın? Böyle ya. Çeksem seni. Dontiş montiş. İşte dontiş değil. Annem zayıflama çayı aldı bu arada. Derime değil. Zayıflarsam size zayıflarsa haber verecekmiş size de. Ablamın kızı da söylüyor. Teyze diyor kullandığı zaman söyle. Kilonu tart diyor. İçtikten sonra lütfen bana haber ver diyor. Aynısını ben de yapmaya çalışıyorum. Hepsi bir zayıflama telaşında. Çünkü yaz ben geldi. Nasıl zayıfladım anne? Çok güzel. Günlük bir kilo gidiyor. Çok güzel maşallah oldu. Maşallah gitti vallahi hepsi arkadaşlar. Maşallah. Bugün kaçıncı gün? 8. gün. İştahım da kesildi. Sadece süt yapıcı şeyler yiyorum. Normal besleniyorum. Demek ki demir oburmuş arkadaşlar. Bu benlik bir durum değilmiş. Evden çıktık arkadaşlar. Şimdi önce bir pazara uğrayacağız. Demiri emzirdim. Yaklaşık 2 saatimiz falan var. Ama 2 saati tabii ki doldurmayız. Fotoğraflarımızı alacağız bugün. Muhtemelen videoları yetiştiririm diye düşünüyorum. Doğum videolarını bekliyorum. Şimdi 2 çekim yapıldı. Siz benim kameramdaki çekimleri izlediniz. Doğum çekimi olarak. Bir de fotoğrafçımızın çektiği videolar var, fotoğraflar var. Onları eklemek istiyorum. Tarık cam suyumuzu dolduruyor. Araba kirlenmiş, ona sinirleniyor. Eve geldik. Videoları aldım. Çok mutluyum. Birazdan videoları editleyeceğim. Akşama yetiştirmeye çalışacağım. Demir uyumuşken ben de o işlerimi halledeceğim. Annem bugün mikroblading yaptıracak evde. Evimize gelecek hanımefendi. O da dedim aradan çıksın. Eve gelebiliyormuş çünkü. Annemin de bir saatlik işi var. O arada ben iki çocuğa zaten bakarım. Sıkıntı olmaz. Sonra işte pazarda işlerimiz vardı. Onları hallettik. İşte eksiklerimizi aldık. Tarık tırnak makasını kaybetmiş. Olmazsa olmaz. Onu almış. Bir de soyacak aldık. Ufak tefek eksiklerimizi aldık. Bebişler içeride. Sen neden mutsuzsun? Ne oldu? Atoş? Onu atmışlar herhalde. Nasıl ne oldu oğlum? Neydi kızım? Yok işte. Altı değişiyor, sinirleniyor şu anda. Arkadaşlar biz şimdi mutfağa girdik. Diyeceğim yalan olacak. Annemler girdi mutfağa. Dolma sardılar. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Kayınvalidem böyle içini yaptı. Ben zeytinyağlı dolmaya bayılıyorum. Kayınvalidem de çok güzel yapıyor. İçini böyle yapıyor arkadaşlar. Fıstıklı, üzümlü. Acayip güzel oluyor. Eline koluna sağlık anne. Afiyet olsun. Bak, yoruldun mu? Yok. Niye yorulayım? Bayağı bir sarmışsınız. Çok güzel duruyor. Evet, bir başka gündeyiz. Bugün günlerden pazar.
Arkada annem ve ablam var, kahve yapıyorlar. Ben işlek masalarda. Bebişler içeride uyuyor, çocuklar da içeride uyuyor. Tarık'la eniştem de dışarıdalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablam en büyük fanım benim. Bütün videoları en ince ayrıntısına kadar izliyor. Videodan verim alamazsa hemen beni arıyor. Ne oldu? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Değil mi oldu? Aynen öyle. Hakikaten de öyle. Bütün videoları tek tek izliyor. Aklına bir şey takılırsa hemen beni arıyor. Celişum, ne yapıyorsun? Bebişler de içeride arkadaşlar. Günler böyle geçiyor. Ben yavaş yavaş ayaklanmaya başladım. Şimdi aynadan da göstereceğim kendimi size. İşte geliyor özel harekat. Evet, artık göbek gitti. Tamamen gitti. Eski kiloya doğru dönüyorum bu şekilde. Arkadaşlar 10. günümde de yine lohusa lohusa geziyorum evin içinde. Dışarı çıkmıyoruz hala. Sadece işimiz olduğu zaman çıkıyoruz. Yarın işte demirin çekimi olacak Atay'la birlikte. Aile çekimi de yaptıracağız. Bebiş çekimi. Onun dışında çocuk doktoruna gideceğiz. Yani genelde evdeyiz böyle gördüğünüz gibi. Evde günlerimiz geçiyor. İşte yakın ziyaretçilerimiz geliyor. İşte evde temizlikler oluyor, yemekler oluyor vesaire. Dün işte kayınvalidem geldi, sarma sardık hep birlikte. Yani böyle böyle büyüteceğiz Demir'i. Bazen çok huysuz oluyor. O aralar ben bir kopuyorum buradan. Sonra geri geliyorum. Şu anda Allah'tan hani Demir uyudu. Demir uyuduğu için daha rahatım, daha sakinim. Onun uyuduğu zamanlarda da böyle kendime zaman ayırıyorum. Şimdi güzelce bir kahve içeceğiz. Ardından muhtemelen Demir uyanır diye düşünüyorum. Minik kafa burada uyuyor. Ata da uyudu. Tam anne saati oldu arkadaşlar. Mama içiyor hemen yanımda. Tombişler. Tombişler. Berrak Su ve Melis de burada. Onlar oturuyor. Mert, Allah seni. Tipine bakar mısın ya? Ay. Bunlar benim yeğenlerim ikisi. Bir de kuzenim. Yani sen daha şey... Onlar yeğenimin çocukları oluyor. Yani kuzenimin çocukları oluyor. Sen kuzenim oluyorsun direkt. Yani ben daha yakınım. Ya biz ya görüyorsunuz. Ben daha yakınım ama. Hayır, ben daha yakınım. Fark etmiyor. Hepiniz yakınsınız. Değişikler. Evet, sinekler çok geliyor arkadaşlar. Antalya'da sinekler bayağı bir arttı. Efendim? Sesimi duydu herhalde. Sesimi mi duydun Demir? Evet, iki çocuklu günlerimiz bu şekilde geçiyor. Videoları kapatacak zamanı bile bulamıyorum. Videolar çekiliyor, vloglar çekiliyor bir şekilde ama kapanışları daha iyi yapamıyorum gerçekten. Çok duygusal şeyler yaşıyorum şu anda. Hani o geçişi anlamaya çalışıyorum. Onunla ilgili bir video çekeceğim zaten. Hani Ata'dan sonra Demir, işte aralarındaki fark, ne hissediyorum şu an, ben anne olarak neler yaşıyorum vesaire. Şu an dilime gelmiyor. Şu an anlatamıyorum. Biraz daha zaman geçtikten sonra bununla alakalı videolar da gelir. Ama iki çocuklu hayat şu anlık çok güzel ilerliyor. Tabii ki zorlukları var. Kolay değil. Kolay olmayacağını biz de biliyorduk. Ama iyiyiz şu anlık. Her şey yolunda. İnşallah bu şekilde devam eder. Demircimiz de iyi. Sağlığı yerinde. Ben de çok şükür iyiyim, toparlanıyorum. Şunu anladım, anne ne kadar iyi, ne kadar kendini rahatlamış hissederse o kadar çok çocuklarına zaman ayırabiliyor, o kadar çok enerjik olabiliyor. Bunu da sağlayan tabii ki ailelerimiz, annem Allah razı olsun sürekli burada yardımcı oluyor. O gittikten sonra adapte olmam daha kolay olacak. Hani başlarda bana daha destek çıktığı için psikolojik açıdan da daha iyiyim şu anda. Yani birimiz Atay'la ilgileniyor, birimiz Demir'le ilgileniyor. Hani birbirimizi uyutuyoruz. İşte yeri geliyor ben ikisine birden bakıyorum. Yeri geliyor annem ikisine birden bakıyor. Dışarıda işte git gel işler oluyor. Market alışverişleri bilmem nedir. Hani dışarı muhasebe işleri vesaire. Onları şu anlık Tarık hallediyor. Onunla alakalı da bir sıkıntımız yok. Çok şükür yani şu anlık her şey yolunda arkadaşlar. Her şey istediğimiz gibi de ilerliyor. Allah'tan bir mani çıkmazsa yavaş yavaş daha da toparlanıp böyle güzel güzel videolar çıkacağız. Hatta o kadar güzel videolar var ki şu anda biriktiriyorum onları tabii.
Hep birlikte izleyeceğiz. Onlar birleştiği zaman daha güzel videolar olacak. İşte fotoğraf çekimleri falan olacak. İşte hepsini izleyeceksiniz tek tek. Evet. Videomuz bu şekildeydi. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. İki çocukla şu anda evdeki hallerimizi paylaşmak istedim bu videoda sizinle. 40'ı çıktıktan sonra dediğim gibi daha güzel videolar gelir. Yani Demir'in yüzü gözüktükten sonra. Öyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye bye.